Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde 7. ve 8. alıştırmaları yapacağız. İftial ve ile alakalı. 7. 8. alıştırmalardan sonra arkadaşlar 9, 10, 11. alıştırmaları yapacağız. Ve böylece iftial babına dair hem konumuzu hem de alıştırmalarımızı bitirmiş olacağız. Şimdi ben hepinize başarılar diliyorum dersimizden önce. Yedinci alıştırmaya baktığımızda bizden şunu istemiş. Aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye çevirerek içlerinde yer alan mezit fiilleri tespit ediniz demiş. Biz mezit fiilleri tespit edeceğiz. Gerek iftial vezinden gerekse diğer vezinlerden, mezit olan vezinlerden fiil gördüğümüz zaman bunu ifade edeceğiz arkadaşlar. Şimdi okuyalım. Buradan okuyalım sırayla. Yaftahiru el mu'minu bi imanihi. Bakın hatta biraz büyütelim daha güzel olsun. Yeftehiru, iftihar eder. Türkçe'ye de girmiştir bu kelime arkadaşlar, mastar olarak. Biz buna iftihar eder, övünür diyebiliriz. El mu'minu, iman eden kimse, mü'min. Ne ile? Bi imanıyla. Buradaki fiilimiz iftiharadır, iftihardır ve iftial vezninden gördüğünüz gibi. Mü'min, imanıyla övünür şeklinde burayı ifade ediyorum. Diğer cümlemiz, iltahaka bi külliyetina, hatta iltihaka kaydoldu demek arkadaşlar. Bir külliyetina fakültemize hazel ame, bu sene kaydoldu. Kim kaydoldu? Mietü talibin 100 öğrenci. Bu sene fakültemize 100 tane öğrenci kaydoldu ya da kayıt yaptırdı diyebiliyoruz. Bakın burada mezit fiilimiz arkadaşlar iltihakadır. Ve gördüğünüz gibi iftial vezninde gelmiştir. Devam ediyoruz. İktesebe kazandı diyeceğiz. E Tüccar, tacir. Malen kethiran, çok mal. adih senete, bu sene. Tüccar, bu sene çok mal kazandı. Bakın iktesebe, buradaki iftihal babının başat fiillerinden bir tanesidir de diyebiliriz. Çok karşımıza çıktı. Örnek fiil çekimlerinde de iktesebeyi gördük zaten. Dolayısıyla iftihar vezninden bir fiilimizdir. Mezit fiil olarak ifade ediyoruz. Diğer bir cümlemiz ki bir hadisi şeriftir arkadaşlar. Okuyalım hemen. Düm ale taharati. Şimdi da düm devam et demek arkadaşlar. Neye ale taharati? Temizliğe devam et. Yüvesi' artsın aleyke sana er rızkı rızık. Temizliğe devam et ki rızkın artsın şeklinde bunu ifade edebiliriz. Ya da temizliğe devam edersen, Temiz olmaya sürdürürsen rızkın artar şeklinde de ifade edebiliyor. Şimdi burada mezit fiilimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki meçzum muzari yuvessa fiilimizdir ki bu tef'il vezninden gelmiştir ya da kullanılmıştır diyoruz. Hadis-i şeriftir. Hadis-i şerifimizin efendim dileyenler e, ne demek istiyor bununla ilgili yap, yapılan işte yazılan yazılara, açıklamalara bakabilirler. Devam ediyorum buradan. Bakın bu yedinci alıştırmada sekiz tane cümlemiz var. Buradan devam ediyorum. Ben intakalna biz taşındık ila beytin bir ev cedidin yeni. Biz yeni bir eve taşındık anlamına geldi. intakaledir fiilimiz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi infial vezninden e, şey düzeltiyorum iftial vezninden kullanılmıştır. Diğer cümlemiz işte katıldı. Cemi'ül a'da'i üyelerin hepsi. İştareke katıldı. Neye katıldı? Fil iştimai toplantıya. Mezit fiilimiz iştarekedir arkadaşlar. Bu da e, bu iftihar vezdinde e, örnek olarak kullandığımız sıklıkla fiillerden bir tanesiydi. Devam edelim. Altıncı alıştırmamızla. Men kim? İttekele. İttekele hala güvenmek demek arkadaşlar. Kim güvenirse neye ala gayrihi bu gayrihe başkası diyorum ben başkasının rızkına ya da azığına kim güvenirse tale uzar cu'uhu aşlı yani kim başkasının azığına yiyeceğini güvenirse onun e, açlığı uzar. Yani aç kalır demek istiyor arkadaşlar. Aç kalmaya devam eder şeklinde de anlayabiliriz. Burada fiilimiz ittekeledir ve ittekele fiili e, ...iftial vezninde kullanılmış bir fiildir. Biz tabii iftial veznindeki arkadaşlar e, bir takım dönüşümlerden bahsetmedik. E, ilgili gramer kitaplarına da bakabilirsiniz, sarf kitaplarına. Burada kısaca bahseder, onu da ifade edelim. Sekizinci e, cümlemize geliyoruz. Bakınız şudur bu sekizinci cümlemiz. Acilu, acele ediniz. Namazı acele ediniz ya da namazda acele ediniz. Harbülel ölümden önce. Ölümden önce namaz hususunda aceleci davranınız, acele ediniz diyebiliriz. Devam edelim. Ve acilu yine acele ediniz. Bir tevbeti, tevbede acele tövbe Tevbe etmede acele ediniz diyebiliriz. Harbülel Fevti diyoruz. Vakit geçmeden önce demek burada da arkadaşlar. Fate geçti gitti anlamındadır. Burada vakit geçmeden önce diyebiliriz. Ee, Zaten bağlam olarak da, da mevt ve fevt kelimeleri birbiriyle yakın anlamlıdır e, şeklinde de ifade edebiliriz çok rahat. Burada bizi ilgilendiren nokta arkadaşlar konu itibariyle acilu fiilidir ki e, bu acilu fiilimiz tefeil vezninde gelmiştir ve ziyadeli bir e, fiildir ve gördüğünüz gibi e, emri hazır olarak kullanılmıştır. Şimdi yedinci alıştırmamız bu, şey, bu şekilde idi. Sekizinci alıştırmadan devam ediyoruz. Sekizinci alıştırmalarımız ayetlerimiz ve hadislerimizden müteşekkildir. Bizden şunu istemiş. Ayet ve hadisleri Türkçe'ye çevirerek işlerinde yer alan mezit fiilleri tespit ediniz demiş. Burada yaptığımız hususu sekizinci alıştırmada da e, devam ettireceğiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen başlıyorum. Vamtazu eyyuhal El yevme mucrimun. Ey günahkarlar demek arkadaşlar burası. bugün, el yevme bugün imtazu ayrılınız. İmtazu fiiline buraya ayrılınız anlamını veriyor. Bu da arkadaşlar bir imtazedir bunun fiilimizin mazisi. i̇mtaze fiilinden emre hazırdır. Gördüğünüz gibi imtaze, yemtazu, imtiyaz şeklinde görebiliriz sözlükte zaten iftihar veznindedir. Onu da ifade edelim. Ee, fiiller üzerinden konuşacağım ben. E, ee, mucrimun ise arkadaşlar bakınız e, günahkar demek bu mücrimun ya da günah işleyen demek. Bu da tef'i e, ifal vezninde arkadaşlar ismi faildir şeklinde bunu da ifade edebiliriz. Ve men ihteda ve innema yehtedi li nefsi. Bakınız fe men ihteda kim hidayet bulursa ya da kim doğru yolu bulursa diyebiliriz. Ve inneme ancak yeh dedi hidayet bulmuştur. Hidayet bulur. nefsihi kendisi için. Kim hidayet ederse kendisi için hidayet vermiştir. Yani bunun faydası nedir gibi de ifade edebiliriz. Şimdi burada fiilimiz arkadaşlar ihtedadır gördüğünüz gibi. İhteda yeh dedi Burada mazi gördük. Burada muzarisini gördük mezit fiilimiz bu şekildedir ve fiilin veznine baktığımızda yine iftial veznine geldiğini ifade ediyoruz. Gelelim üçüncü ayetimizle. Laha onun içindir. Ma ol şey ki kesebet kazandı. Kazandığı şey onun içindir. Ve aleyha yine onun aleyhi nedir? Ma ol şey ki iktesebe kazandı. Şimdi ik kazandı dedik ama burada günah işledi anlamındadır. Kadardı. Dolayısıyla kazandığı e, sevap ve iş e, edindiği günah onun içindir e, onun şöyle söyleyebiliriz Maya burada olumlu sevap buna e, ma, e, buradaki mayada efendim günah anlamını verebiliriz arkadaşlar ki zaten e, meallerimize baktığımızda bu şekilde ifade edildiğini görmekteyiz bu e, şunu hemen söyleyelim. Fiilimiz iktesebedir. iktesebe fiili de bizim e, iftar vezirinde kullandığımız yaygın fiillerden bir tanesiydi. Yine bakınız karşımıza çıktı ve çıkmaya devam edecek. Yaygın kullanıma sahip bir fiil olarak ben iktesebeyi nitelendirebilirim. Devam ediyorum arkadaşlar. Ee, İzaca eküm. İzaca e. size küm size demek. Size geldiğinde el mu'minatü mümin kadınlar muhaciratin hicret ederek size geldiklerinde diyelim buraya. Famtahinu hunne hunne onları imtahi imtahinu sizler ne yapınız imtihan ediniz. Onları sınayınız, imtihan ediniz anlamındadır. Evet, mümin kadınlar hicret ederek size geldiklerinde onları imtihan ediniz, onları deneyiniz şeklinde ifade ediyoruz. Ayetimizin anlamını imtihane fiilimiz arkadaşlar bir müzit fiildir ve iftial ve iznindedir diyoruz. Evet, devam edelim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Gördüğünüz gibi. La tettehidu edinmeyiniz. Bakınız, la'dan dolayı olumsuz. Arkadaşlar ya zaten şöyle, olumsuz demeyelim de e, nehi hazırdır bu arkadaşlar. Ey iman edenler edinmeyiniz. Adu vi benim düşmanımı ve adu veküm ve de kendinizin düşmanlarını benim ve kendinizin düşmanlarını diyelim buraya. Ne edinmeyiniz evliyae dostlar. Dolayısıyla düşmanlarımızı diyebiliriz. Dostlar edinmeyiniz şeklinde de ifade edebiliriz arkadaşlar. Burada fiilimiz gördüğünüz gibi durdur. Tabi burada la'dan dolayı tettehidune e, olacaktı. La nehi lası olduğu için arkadaşlar fiili cezmetti. Nun düştü. Hatırlayabiliriz oradan e, çekimden. Burada fiilimiz dedir ve iftial vezninde gelmiştir diyoruz. Gelelim diğer bir ayetimize. Hatta şöyle bir bütün olarak da şu şekilde görebiliriz. Gördüğünüz gibi. Buradan büyütelim daha net olsun. Veylün lil mutaffifin. Şimdi mutaffifin vay haline şeklinde buraya ifade edebiliriz ama mutaffifin nedir? Mutaffifin arkadaşlar tartıda hile yapanlar demektir. Mutaffifun şeklinde anlayabiliriz. Bu mutaffifun ya da mutaffifin şeklinde buraya bakarsak e, tefil vezinden isfail olduğunu bunu söyleriz zaten arkadaşlar. Tartıda hile yapanların vay haline şeklinde burada ifade ettik. ...ellerine bu kimseler İza iktalu Ale nas arkadaşlar İda iktalu Ale nas ölçtüklerinde yani insanlardan ölçerek aldıklarında diyebiliriz buraya Evet bunlar ne yaparmış yani şu, burada şu kastediliyor insanlardan bir şeyi ölçüp kendilerini aldıklarında kastediliyor arkadaşlar. yesal, ne? bunlar böyle tam ölçerler. Şimdi buraya kadar fiilimiz şudur. Buraya kadar duralım arkadaşlar. İktalu fiilidir. İktale yektalu. Dolayısıyla iftal vezninde bir fiilimizi bulduk. Bezit fiilimiz iktaludur arkadaşlar. Mazi olarak kullanılmış. Onu söyleyelim. Bunlar ne yaptı? İnsanlardan kendilerini bir şey ölçtüklerinde ne? Bunlar ne yaparlar? E, tam ölçerler, eksiksiz ölçerler. Burada ne de bir ziyadeli eee gelmiş fiildir. Istev fa'dır arkadaşlar. Ama bu biz bu konuyu görmedik. İleride göreceğiz. Onun üzerinde de o dönem duracağız arkadaşlar. Devam edelim. Ve iza chaaluhum ve iza kalu Hum yani onlara ölçtüklerinde, buradaki hum artık insanlara gidiyor. İnsanlar için bir şey ölçtüklerinde anlamı çıkar. Ve zenuhum yine bu insanlara tarttıklarında e, demektir. Yuhsirun bunlar ne yaparlar? Eksik tartarlar arkadaşlar. Kendi lehlerine tam ölçüyorlar, insanların lehine de eksik ölçüyorlar. İşte bunların vay haline diyor arkadaşlar ayet-i kerime. Burada yuhsirun fiiline baktığımızda e, bunun ifal vezninden olduğunu görmekteyiz ve bu da dolayısıyla ziyadeli bir paptan gelmiş fiildir. Şimdi buraya kadar anladık. Ela yezunnu ulaike. Onlar zannetmezler mi? Diyeceğim ben buraya. Neyi zannetmezler mi? Ennehum onların kendileri mebruthun diriltilecektir. Diriltilecektir. Onlar kendilerinin diriltileceklerini zannetmezler mi şeklinde ifade edelim ya da onlar kendilerin diriltmeyeceklerini mi zannediyorlar şeklinde de söyleyebiliriz. Liyevmin adim büyük bir günde ya da büyük bir gün için diyelim buraya lamdan dolayı. Bu büyük bir günden kasıt da yevmül kıyamedir arkadaşlar. Kıyamet günü gördüğünüz gibi ifade ettik. Burada ziyadeli fiillerimizin iktali olduğunu söyledik. Yestevfûnun yine bir ziyadeli fiil olduğunu ifade ettik. Yuhsilûnun da ziyadeli bir fiil olduğunu dile getirdik arkadaşlar. Devam ediyoruz diğer ayetlerimizle. Evet. Feba'asallahu feba'ase. Ba'ase gönderdi demek arkadaşlar. Allahu Allah. Ne gönderdi? Huraben bir karga gönderdi. Nasıl bir karga? Yebhasu fil ar Yeri eşiyor demek. Bu yeri eşeliyor anlamına da gelir. Yeri eşeleyen bir karga. Ne için? Li yuriyahu ona göstermek için. Neyi göstermek için? Keyfe nasıl yuvari gömüyor. Sev etahihi kardeşinin cesedini. Kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için Allah yeri eşen yeri efendim e, didikleyen diyebiliriz eşeleyen bir karga gönderdi şeklinde ayetimizi ifade ediyoruz. Buradaki mezit fiillerimize baktığımızda şuradaki li yuri yahu'yu görüyorum arkadaşlar. Bu era e, yeri e, şeydir arkadaşlar. Era yuri'dir e, ve ifal vezinde bir fiildir. Ona bakabilirsiniz. Şurada da e, diğer bir mezit fiilimizde vara yuvari Mufale vezninden gelmiş bir fiildir arkadaşlar. Bakın iki tane bu ayetimizde de gördük. Diğer ayetimize geçiyoruz. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. İtteku Allahe. Allah'tan sakınınız. Allah'tan çekininiz. Ve gulu sizler söyleyiniz. Kavlen sedida. Burada sedidaya da arkadaşlar güzel, doğru diyorum ben. Doğru söz söyleyiniz güzel söz söyleyiniz şeklinde ifade edelim. Bizim ilgili fiilimiz e, burada nedir? İttakudur, iftial vezindedir zaten. İttaka, yettaki, ittikaun şeklinde görebiliyoruz. İttakudu tabi burada arkadaşlar emri hazır şeklinde e, kullanılmıştır. Bu bir. İkincisi şurada amenu fiilimize bakıyoruz. Bu amenu fiili de amene fiili, amene amene amenu şeklinde ifade edelim. Bu da ifal vezinden fiildir. Bu da ziyadeli bir baptan gelmiştir arkadaşlar. Devam edelim 9'da. İnne hadihi, inne hadihi bu tezkiratun bir öğüttür. Femen şae, femen şae kim, bu femene kim derim, şae ittahede edinir ila rabbihî. rabbine sebilen bir yol. Bu bir öğüttür kim isterse de Rabbine giden, ya yani Rabbine bir yol edinir, Rabbine giden bir yol tutar, bir yol edinir şeklinde ifade edelim bu ayetimizde. Burada de fiilimiz arkadaşlar, e, iftial vezinde gelmiş, e, mezit bir fiildir. Bunu da ifade edelim. Devam edelim. Ve tilkele yamu, bugünler diyoruz buraya. Nuda viluha, biz onu ne yaparız? Döndeririz. Beynen nas insanların arasında. Yani biz günleri diyelim arkadaşlar insanların arasında çeviririz, döndürürüz şeklindedir. Bu ne demek? Bir gün biter, bir gün başlar şeklinde ifade edebiliriz. Tabi dileyen arkadaşım ilgili ayetimiz Ali İmran 140. ayettir. Tefsirlerdeki izahlarına, efendim izahlarına da bakabilirler. Bizim e, burada dikkatimizi çeken nokta nudavilu fiilidir ki bu davele fiilindendir arkadaşlar kökü ve bu vezninden gelmiştir. Dolayısıyla ziyade bir bahtandır diyoruz. Devam edelim 11 ile arkadaşlar. Ve alâmetler ve bin necmi yıldızla, onlar yehtedun, hidayet doğru yolu bulurlar ya da yolu bulurlar şeklinde de ifade ediyoruz burayı. Da bu e, ayetten bir kesittir onu söyleyelim. Yani ayetin bir kısmı buraya konumuz itibariyle alınmıştır. Yine buna da e, ne demek istediği anlaşılması adına arkadaşlar bakabilirsiniz. E, gerek mahallelere gerek tefsirlere. Hüm yehtedun onlar işte ihti doğru yolu bulurlar şeklinde bunu da ifade edelim. Bu da yukarıda geçti ihtidafi ile. Bu da arkadaşlar yine e, şunu ifade edelim. İftal vezninden ziyadeli bir fiildir diyelim alıştırmamıza uygun olarak ve devam ediyorum 12. alıştırmayla. Ve inna biz ala e, onların e, izleri ne diyeceğim buraya muktedun uyarız. Biz onların izlerine uyarız. Biz onların izlerini efendim takip eder şeklinde de ifade edelim. Tabi buraya şöyle baktığımda arkadaşlar ne görmek diyeyim? Burada herhangi bir fiil görmüyorum ama şurada muktedun kelimesini görüyorum. Burada muktedun kelimesi ikteda fiilinden e, gördüğünüz gibi ismi arkadaşlar mef'uldür. İkteda, muktedi, mukteden şeklinde görebiliriz bunu. Dolayısıyla bunun da e, yapı itibari ziyadeli bir vezinden olduğunu söyleyelim. E, tabii fiil boyutuyla düşünecek olursak da ya da e, fiil özelliğini e, göz önünde bulundurursak da ziyadeli libaptan bir fiildir şeklinde de izah edebiliriz arkadaşlar ki e, fiillerin ismi failleri ve ismi mefulleri gerek ziyade gerek mücerret olsun fiillerin kendilerinden çok bağımsız değildir. Zaten fiilden türetiliyor malumunuz arkadaşlar kalıplar aktarılmak suretiyle. Yani birbirinin yakınıdır, benzeridir şeklinde de bir cümle kurarsak çok daha ya da isabet etmiş oluruz. Çok daha efendim aksi bir şey söylemiş olmayız kanaatindeyim. Arkadaşlar bu alıştırmalarımız da bu şekildeydi. Ben hepinize başarılar diliyorum. Diğer bir alıştırmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.